Evet, TGV İstanbul İl Başkanı sevgili Olgu Özdemir. Geç oldu ama güç olmasın. Hoş geldin. Konumuzu biliyorsun. Biraz bugün bundan sonra ne yapacağımızı konuşuruz. Bundan sonra ne yapacağız? Tabii TGV olarak siz her eylemde varsınız. Hep beraber omuz omuza mücadele ettik. Ama bundan sonra belki eylemlerin de ötesinde bir takım şeyler yapmamız lazım. Bir takım savaşların verilmesi lazım. Senin düşüncelerin neler? Öncelikle Bağdat Caddesi Forumu'nun önderlerine, düzenleyicilerine teşekkür ediyorum. Yine böyle bir günde bizleri bir araya getirdiği için. Bu Bağdat Caddesi Forumu gibi oluşumların ortaya çıkışı aslında bize ne yapacağımızla ilgili de önemli bir örnek teşkil ediyor. Bağdat Caddesi Forumu, Yeşilköy Forumu, son Gezi Parkı olaylarından sonra ortaya çıkmış forumlar. Türkiye'nin son 3-5 senesine baktığımızda da yeni, farklı, bu döneme özgü yeni kurumların, yeni örgütlerin, yeni birliklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye Gençlik Birliği de bildiğiniz gibi 7 yıllık bir birlik, sadece 7 yıllık bir birlik. İçinde bulunduğumuz dönem ve zorluklar bizim konuşmalarında hem Türker hocamız hem Celal Ülgen, avukat Celal Ülgen bahsetti, o birliğe zorluyor ve ortaya çıkarıyor. Bağdat Caddesi Forumu da bir birliktir. Bu birlikleri Bağdat Caddesi Forumu'na dahil bir şeylere benzetiyoruz. Bu Kurtuluş Savaşı döneminde ortaya çıkan, Anadolu'nun her yerinde ortaya çıkan Kuvayi Milliye çetelerine benzetiyoruz. Kuvayi Milliye örgütlerine benzetiyoruz. Yani bu şu demek, bir savaş vermekten bahsetti. Mehmet abi, değil mi? Mehmet abi bir savaş vermekten bahsetti. Gerekebilir, gerekeceğini de görüyoruz. Bir Kurtuluş Savaşı vermemiz gerekse, somut bir Kurtuluş Savaşı, zaten bir Kurtuluş Savaşı'nın içindeyiz. Daha da somut bir Kurtuluş Savaşı vermemiz gerekse önümüzdeki birkaç yıl içerisinde o savaşa bu bölgeden asker getirmesi için, cephane bulması için, askere yiyecek bulması için herhalde Mehmet abi ve Murat abi arayacaklar o savaşı önderlik edenler. Bu var derece var, burada burada çok insan var. Bu derece önemli Bağdat Caddesi Forumu. Ayrıca şunu da kısaca değinmek istiyorum ben böyle toplantılarda. Bizler üniversite öğrencileriyiz. Üniversite gençliğiz. Bir birikimin ve bir geleneğin temsilcisi olduğumuz, belli görevlerimiz olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı da yer yer ailelerimizle aramız problemli oluyor. Benim ailem Antalya'da oturuyor mesela. Aylarca görüşemiyoruz buradaki görevlerimiz ve bunun gereklerinden dolayı. Böyle toplantılar bizi ailemizin yanında gibi hissediyor. Çünkü böyle ailelerin çocuklarıyız biz de Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ve yöneticileri olarak. Ayrıca da mutluluk duyuyoruz buralarda bulunmaktan. Şimdi biz meselelere gençlerin gözünden bakarak tahlil yapmaya çalışıyoruz. Çünkü gençliğe hitabı ve Bursa Nutku bizim anayasamızdır dedik. Biz bunu boşuna demedik. Bizim nerede bir araya gelse Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, üniversitede olsun bir araya geldiği yerler, şehir merkezlerinde olsun, her duvara Gençliğe Hitabe ve Bursa Nutku'na asarız. Bu durum bize şu sorumluluğu yüklüyor. Biz sadece tahlil yapmakla yetinemiyoruz o yüzden. Tahlil yapmanın ötesinde sürekli görevler çıkarıyoruz kendimize. Gördüğümüz her durum bize görevler yüklüyor. Çünkü Mustafa Kemal Cumhuriyeti, bağımsızlığı, devrimleri açık açık söylüyor. Gençliğe emanet ettim. Biz bunu bir görev olarak atfediyoruz kendimize ve sürekli yeni görevler çıkarıyoruz. Her durumda yeni görevler çıkarıyoruz. Son 3 senede Türkiye'nin gündemine girmiş olan eylemler Gençliğe Hitabe ve Bursa Nutku'nun bize verdiği görevlerdi. Bundan sonrası da öyle olacak. Bizim Mustafa Kemal'den yakından takip ediyoruz ve okuyoruz Mustafa Kemal'i. Ha, sürekli öğreniyoruz. Yani ben Türkiye Gençlik Birliği içerisindeki 6. senem sürekli birbirimize Mustafa Kemal'in eserlerini, hayatını anlatıyoruz ve örnek gösteriyoruz ve sürekli yeni şeyler öğreniyoruz. Mustafa Kemal'den öğrendiğimiz iki temel şey var bizim. Birincisi şu, her şart ve koşul altında mücadele etmek, her şart ve koşul altında mücadele etmek, örgütlü mücadele etmek, bu mücadele de her zaman örgütlü. Mustafa Kemal hayatının tamamını örgütlü geçiriyor. Daha lise yıllarından başlıyor. Sınıf arkadaşım Atatürk kitabında anlatıyor. Ali Fuat Cebesoy, Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı. Daha lise yıllarında gizli dergiler çıkarmalar, padişaha karşı özgürlük için, bağımsızlık için örgütlenmelere başlıyor ve bütün hayatı örgütlü geçiyor Mustafa Kemal'in. Hemen partiyi şeyi kuruyor, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kuruyor. Bir araya getiriyor az önce bahsettiğimiz çeteleri. Bir araya getiriyor.
Sonra Cumhuriyet Halk Partisi Halk Fırkası'nı kuruyor hemen. Yani bir devrim yaptık biz devlet parti olmalı diyor. Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kuruyor. Dolayısıyla bize Mustafa Kemal'den öğrendiğimiz birinci şey şu. Her şartta koşul altında örgütlü mücadele. Mustafa Kemal'i Suriye'ye gönderiyorlar. Sizler çok daha iyi bilirsiniz. Ben biraz daha yaşım küçük olduğum böyle şeyleri hatırlatınca biraz mahcup da oluyorum sizlere karşı. Evet. Suriye'de de örgüt kuruyor. Suriye'de o örgüt birlikte kurduğu dostları daha sonra Bağız Hareketi'nin temelini oluşturuyor mesela. Mustafa Kemal her şartta koşul altında örgütlü mücadele. Mustafa Kemal'den öğrendiğimiz birinci şey bu. Şu anki şartlara ilişkin bir sürü olumsuzluk sıralayabiliriz. Çok daha olumsuzu da olabilir. Olabilirdi. Olduğu dönemler de var. Türkiye tarihinde de var. Siyasi partilerin kapatıldığı, gençlerin asıldığı dönemler var. Şu an öyle bir dönemde değiliz her şeye rağmen. Çok daha kötü dönemlerde dahi yapmamız gereken şey örgütlü mücadele. Biz Mustafa Kemal'den ilk önce bunu öğreniyoruz. İkincisi de Mustafa Kemal'den öğrendiğimiz şey. Örgütlü mücadeleyle ilgili son bir şey daha söyleyeceğim. Bu umudun da kaynağıdır aynı zamanda. Mustafa Kemal her şartta koşul altında umudu temsil ediyor. Herkesin umutsuz olduğu dönemde umudu temsil ediyor. İkinci öğrendiğimiz şey de okumaktır. Mustafa Kemal'den öğrendiğimiz ikinci şey. Cephede bile kitap okuyan kişi Mustafa Kemal budur. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Metroda bile İstanbul'un trafiğiyle meşhur ya zaten oradan oraya giderken. Metroda, otobüste, ayakta bile kitap okuyarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bu iki temel ilkem bizim Mustafa Kemal'den öğrendiklerimizin esasıdır. Buradan yola çıkarak bütün görevlerimizi çıkarttığımız için de okuyoruz ve şunu görüyoruz. Türk milleti tarih boyunca insanlık cephesi, insanlığın en ön cephesinde Türk milleti. Türk milleti olmak bunu gerektiriyor. Türk milleti farklı etnik unsurları şunları bunları kaynaştırdığı için Türk milleti. İçinde çok farklı birliktelikler var. Ama içinde bulunduğu coğrafi koşullar, Mete Han'ın onluk sistemi kurmuş olması belki, Türker Hocam daha iyi bilir. Göktürk Devleti diye bir devletin olması temellerinde ciddi bir coğrafyaya yayılmış olması bize şu sorumluluğu yüklüyor tarih. Göçebe toplumu olması, göçebe toplumun demokratik değerleri belki. Bunlar şu sorumluluğu yüklüyor bize. Dünyanın her kritik döneminde Türk milletinin ciddi sorumlulukları oluyor. İnsanlığın ilerleyebilmesi, önünün açılabilmesi için. Bir de şunu biliyoruz, insanlık elinde sonunda ilerliyor. Kölelik devrini aşıyor, feodalizmi aşıyor, sarayları yıkıyor, padişahları yıkıyor, kralları yıkıyor. Dolayısıyla biz umutluyuz. Mustafa Kemal'den öğrendiğimiz iki şey temelde bize umutlu olmayı öğretiyor aslında. Her şartta koşul altında umutlu olmayı. Olumluluklardan bahsetmeyi, olumlulukları görmeyi öğretiyor. Ergenekon balyoz süreciyle ilgili çok fazla konuşuldu. Buradaki herkes de ayrıntılı biliyordur. Kısaca bir Türkiye'yi görme projesi olduğunu ve Türkiye'nin bütünlüğünü savunacak kişilerin, bu bütünlüğünü savunacak mücadeleyi önderlik edecek ve örgütleyecek kişilerin susturulması, sindirilmesi operasyonu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu operasyonu yapanlar bir şey hesap edemedi ama. Bir de bu var. Bir şey hesap edemedi. Ergenekon operasyonu başlarken hiç kimse hani o müktedir her şeyi yapar. Cumhurbaşkanı elinde, başbakan elinde, orduyu artık bir şekilde eline aldı, yargı elinde falan filan ama bir şeyi hesap edemediler. Türk milletinin tarihi ve Türk milletinin o insanlığın ön cephesinde insanlığı savunabilme dirayetini. Hiç kimse beklemezdi ulusta barikatları yıkacağını Atatürkçülerin. Hiç kimse beklemezdi. Onlar sanıyordu ki bütün hesaplarını da onun üzerine yapmıştı. Biz 90'ların başından itibaren yazıyorlardı, 50'lerden itibaren planlıyorlardı. Biz Mustafa Kemal'i Türk gençliğinden kopardık sanıyorlardı. Biz Mustafa Kemal'i Türk milletinden kopardık sanıyorlardı. Kendisine Atatürkçüyüm diyenler bak örgütlenmiyor bile. Onlar hiçbir şeyi göze alamaz sanıyorlardı. Ama buradan ders de çıkaralım. O boşlukları bırakmamamız gerekirdi. Onları umutlandıran boşlukları bırakmamamız gerekirdi. Atatürkçüler olarak bazı boşluklar bıraktık biz. Belli dönemlerde, belli zorluklardan dolayıdır, sebepleri vardır falan. Bizim ailelerimizin, Atatürkçü ailelerin çocuklarına aman siyasete bulaşma demesi de bu boşluktur mesela. Kimse bunu demiyor. Ben İkinci üniversitem olduğu için üniversitede 10. yılım. Üniversitede bir üniversite bitirdim. Bu ikinci üniversitem. Üniversiteye ben ilk girdiğimde üniversitede PKK örgütlüydü. Kürtçüler, Kürt hareketi diye adlandırılan yapı örgütlüydü. İslamcılar örgütlüydü. Hem de çeşit çeşit örgütleri vardı. Işık evleri vardı. Süleymancılar vardı. AGD vardı.
hala da var. İptal C vardı falan vardı filan vardı. Örgütlüydü, örgütlü bir güçtü. Onların afişleri vardı. Atatürk'te afiş yoktu ama okullarda. Ülkücüler, milliyetçiler örgütlüydü. Biraz daha olumludur onların örgütlü olması her şeye rağmen. Sağ ol. Solun farklı kesimleri örgütlüydü. TKP, öğrenci kolektifleri, halk evleri diye başka hepsinin afişleri vardı ama bir tek Atatürkler örgütlü değildi. Çünkü Atatürkçü ailelerin çocukları ki Türkiye'de bu çok büyük bir çoğunluktur. Hep şu kısmı vurgulanır. Türk milletinin %90'ı Müslümandır denir. Doğrudur. Türk milletinin %90'ı Müslümandır. Bu olumluluktur. Kötü, iyi bir şeydir. İyi bir şeydir. Türk milletinin en az %80-85'i Atatürkçüdür ama. %85'i de Atatürkçüdür Türk milletinin. O yüzden Tayyip Erdoğan daha 2 gün önce konuşmasını yaparken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vurgu yapıyor. Yapmak zorunda kalıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vurgu yaparak konuşma yapıyor. Konuşmasına dikkatli dinlerseniz isimleri sayıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor, AKP kitlesi bile orada ciddi bir alkış kopuyor. Bizim çıkış noktamız bu olmalıdır. Celal hocamız da ona bahsetti zaten. Mustafa Kemal. Bizim çıkış noktamız bu olmalıdır. Umudumuzun kaynağı da bu. Mustafa Kemal. Bizim umudumuzun kaynağı bu. Şimdi halk hareketini hesap edemediler demiştik. Son 3 sene o hesap edilemeyen halk hareketidir. Tıpkı Kuvayi Milliye Çetelerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak örgütleneceğini ve bir meclis kuracağını hesap edememek gibiydi bu süreç. Ulusta barikatları yıkacağını kimse hesap... Atatürkçüler evlerinde otururlar. Gaz gördü mü kaçarlar, cop gördü mü kaçarlar. Bunlar devlet şeyle uyum halindedir. Buralarla uyum halindedir diye bilinirdi. Öyle olmadığını gösterdik. Hesabı buna göre yapacaklar. 8 Nisan'da gösterdiğimiz için, 13 Aralık'ta kapılara dayandığımız için bugün Tayyip Erdoğan dönüyor, Milli Ordu'ya kumpas kuruldu diyor. Yani şey iddianameyi, İlker Başbuğ savunmasını falan okuyup ikna olmuyor. Ha, Milli Ordu'ya kumpas kurmuşuz demiyor. Ben bu davanın savcısıyım diyordu hepiniz biliyorsunuz. Baktı ki 8 Nisan'da o kapılara dayanılıyor. Milli Ordu'ya kumpas kuruldu diyor. Baktı ki hiç alakası olmayan bir konu bakıldığında, uzaktan bakıldığında Gezi Parkı ağaçları Mustafa Kemal'in askerleri sloganıyla 1 milyon kişi ayaklanıyor. Milli Ordu'ya kumpas kuruldu demek zorunda kalır. Dedirtiriz biz adama. Milli Ordu'ya kumpas kuruldu dedirtiriz. Daha fazlasını da dedirteceğiz. Birbirlerine düşüyorlar. Fethullah Gülen Tayyip Erdoğan'a lanet okuyor. Niye? Kullanım devrini bitirdik. Tayyip Erdoğan önüne konulan projeleri yerine getiremiyor ki. Tayyip Erdoğan şunları yapmak zorundaydı iktidarını sürdürmek için. Suriye'ye savaş açmak zorundaydı, açamadı. 2 hafta önce girecekti Ahmet Davutoğlu. 2 sene önce, 2 hafta sonra Şam'da cuma namazı kılacağım falan diyordu. Anayasayı geçirecekti. Türker hocamız en başındaydı, Milli Anayasa Forumu. Bunu engelledi, yapamadılar. Nerede yeni anayasa? 3-4 kere tarih verdi Cevinç'te. Hiçbirini yapamadı. Tayyip Erdoğan'ın kullanım süresi dolduğu için ama Amerika'nın ve emperyalizmin kendi varlığını sürdürmek için Türkiye'yi bölmek, yeni anayasa, Suriye Savaşı gibi zorunlulukları olduğu için Fethullah Gülen Tayyip Erdoğan'a lanet okuyor şu an. Yapamadı, yaptırmadık, yaptırmayız. Bizim halk hareketi, hesap edilemeyen halk hareketini büyütmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreç bu. Önümüzdeki süreç bunu gerektiriyor. Hesap edilemeyen halk hareketini büyütürken de sonuç 4 senede çıkardığımız dersleri ezberlememiz ve buna göre yeniden üretmemiz gerekiyor. Sonuç 4 senede biz ne öğrendik? Ben üniversitede mücadele yürüten, Türkiye Gençlik Birliği'nde yöneticilik yapan bir genç olarak bir sürü şey öğrendim sonuç 4 senede. Zaten söylediğimiz bir sürü şeyin doğruluğunu gördük. Birincisi şu, burada da. Birincisi şu, bizim aramızda da maalesef çok yaygındı Atatürkçüler arasında. Bu milletten bir halt olmaz anlayışı çökmüş bitmiş bir anlayıştır artık. Bu millet daha ne yapsın? Ayaklandı. Milyonlarca kişi ayaklandı. Dünyada örneği görülmemiş bir ayaklanma, karşı çıkma, isyan etme, vatanının bütünlüğünü savunma kültürüne sahip Türk milleti. Hatta şöyle bir şey ekleyebiliriz buna. Genel bir şey vardır. Devrim teorisi vardır. Bütün devrimcilerin paylaştığı bir devrim teorisi vardır. Bu şunu der, milletler başka çaresi kalmadığında devrim yapar üzerine kuruludur bu teori. Türk milleti bu teorinin ötesinde bir ayaklanma gerçekleştirdi. Tek tek düşündüğünde herkesin başka çaresi var gibi hala. Türkiye'nin istikrarı, tırnak içinde söylüyorum bunu. Türkiye'nin istikrarı o kadar önemli ki aslında Amerika için. Türkiye'nin istikrarı o kadar önemli ki
Amerika ekonomik krize giriyor. Türkiye ekonomik krize girmesin diye üretmeyen bir ülkeye sürekli sıcak para geliyor. Çünkü bir ekonomik krizde Türkiye'de yaşanacak siyasi, toplumsal patlamalar iktidarı değiştirecek ve o politikaların uygulanmasını engelleyecektir. Az önce bahsettiğimiz politikaları. Bir ekonomik kriz, ciddi bir ekonomik kriz hala yaşamamış olmamıza rağmen, yani hala emekli olduğumuzda yazlık alabiliyor, ev satın alabiliyor, iyi kötü araba satın alabiliyor, telefon alabiliyor olmamıza rağmen ölümleri göze alarak ayaklanan bir milletiz biz. Başka bir millette böyle bir özellik yok. Vatan ve Cumhuriyet duyarlılığından dolayı hala bize ekonomik kriz, ama ufukta bir ekonomik krizi görüyoruz. Buraların durumu ayrı. Biz ondan dolayı ayaktayız. Ama yüz binler ayağa kalkmaz böyle durumlarda aslında. Türk milletinin büyüklüğüdür bu. Bizim milletimizin büyüklüğü bizim çıkış noktamız olacak. Bu süreçte öğreneceğimiz bir diğer konu. Dişimizle tırnağımızla yapacağız ne yapacaksak. Show TV, ATV kanalda hepsi vermeyecek. Kendi gazetemizi, televizyonumuzu oluşturacağız ve destekleyeceğiz. Bunu öğrendik. Hani o neredeyse ayaklanmayı saklayacaktı şeyler. Büyük tırnak içerisindeki büyük medya. Sakladılar, hatta sonradan vermek zorunda kaldı. Buradan şunu ders çıkardık. Ulusal kanal, Aydınlık, Halk TV gibi kurumları çoğaltmamız ve güçlendirmemiz gerekiyor. Varımızı yoğumuzu verelim buralara. Bir genç olarak benim önerim budur. Biz de kendi üniversite bütçemizden oralara ayırmaya çalışıyoruz. Bir diğer konu örgütlü olduğumuz alanları artırmamız gerekiyor. Üniversitelerden bahsettim az önce, 10 yıl önce böyleydi diye. 6 yıl önce bir Türkiye Gençlik Birliği kuruldu, şu an üniversitelerin havası bambaşka. Bambaşka şu an üniversitelerin havası. Demek ki bu üniversitede bahsettiğim yapılar sadece üniversitelerde yok. Sendikalarda var, meslek odalarında var, mahallelerde var. Buralarda da Türkçüler bir araya gelecek ve önlerine ilan koyacak. Buralarda da. Bir siyasi partinin ötesinde ve dışında yerellere yayılmış kitlelerin içerisinde karışmış bir örgütlenmeden bahsediyorum burada. Kuvayi Milliye de öyledir. Gidiyordu camide şey yapıyordu mesela. Toplum Küçük Ağa Romanı, Tarık Buğra'nın camidir orada. Halkın bir araya geldiği yer. Camide Kurtuluş Savaşı çağrısı yapıyordu Kuvayi Milliye önderleri orada. Burada da öyle olmamız gerekiyor. Nerede bir araya geliyorsa mahalleli biz de oralarda olacağız. Bağdat Caddesi Forumu gibi forumlar bu açıdan çok önemli. Bir diğer öğrendiğimiz konu. Türkiye'de demokrasi yokmuş. Varmış gibi davranmayalım. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki seçimlerden Amerika karşıtı, Atatürkçü, Kemalist, devrimci bir iktidar çıkacak olsa o seçimleri yaptırmamaya kalkarlar. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir ülkede yaşadığımızın farkında olalım. Yani Mustafa Kemal'in o her şart altında mücadelenin buraya kadar varacak sonuçları olacak. Ha biz yine seçimlerde kazanacak bir güce ulaşmalıyız ki seçimi engelleseler de zafer kazanalım. O ayrı. Burada tamamen seçimleri dışlayan bir şey söylemiyorum. Seçimleri kazanacak bir güce ulaşmamız gerekiyor. Ama Türkiye'de demokrasi olmadığını da bilmemiz gerekiyor. Biz bir seçimi kazanacak olsak o seçim yaptırılmaz. Yaptırılmamaya polis sandıkların başına geçer. Bir şey olur yani. Ya seçimi iptal ederler. Edebilirler. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'de demokrasi yok. Demokrasi Mustafa Kemal'in tanımıdır. Mustafa Kemal'in de tanımıdır. Eşit yurttaşların olduğu bir yerde gerçekleşebilir. Çünkü demokrasi eşitler arası tartışmanın sonucunda varılacak fikir birliği demektir. Demokrasi budur. Halkın egemenliği demektir. Şu an eşitler arası tartışma durumu yok ki. Televizyona çıkabilenlerden tut da bir işte Fethullahçıların kaç oyu var diye hesap ediliyor Türkiye'de. Demokrasi mi olur böyle? Bir kişinin bir oyu olur. Demokrasi ancak böyle bir koşulda gerçekleşebilir. Fethullahçıların %3 mü var, 5 mi var? Bunun hesabı yapılıyor. Böyle bir demokrasi olmaz. Bir diğer öğrendiğimiz konu, bir genç olarak, Türkiye'de hukukun olmadı. Türkiye'de hukuk da yok. Yani hukuk çözer. Hukuk bizim önümüzü açar, hukuk rahat. Sadece halk hareketi, halkın mücadelesi, halkın örgütlülüğü meseleleri çözer ve kendi hukukunu yapar. Yapması gerekir. Kendi hukukumuzu yapmamız gerekiyor bizim artık. Mustafa Kemal tavrı da budur. Mustafa Kemal eğer o zamanki sistemin değerlerini çözeceğini düşünseydi Samsun'a geçmez, İstanbul'da kalırdı. Vahdettin'in yanı başında olurdu. Bizim sistemin dışına çıkmamız gerekiyor Atatürkçüler olarak. 8 Nisan'da Toma'nın üstüne gitmek,
Ulusla barikatları yıkmak sistemin dışına çıkmaktır. Sistemin dışında örgütler yaratmamız gerekiyor. Sistemin içindeki örgütler Amerika'nın kucağında kalıyor. Bu derslerin doğrultusunda örgütlenerek önümüzdeki süreçte ciddi başarılar kazanacağımızı düşünüyoruz. Bizim genel olarak umudumuz bu. Türkiye Gençlik Birliği'ni bir okul olarak görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Türkiye Gençlik Birliği'ni bir okul olarak gördüğümüz için orada üniversiteden mezun olması yaklaşan arkadaşlarımızla şunu konuşuyoruz. Git şu meslek odasına çalışma yürüt. Şu sendikada çalışma yürüt. Şu kanalda çalışma yürüt. Şu siyasi partiye gir. Sen şu siyasi partiye gir falan diye. Çalışma yürütüyoruz. Bizlerin de her alanın bu şekilde örgütlü olması gerektiğini düşünüyoruz. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Türkiye Gençlik Birliği olarak yerel seçimlerde bir birlik kurulması için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Daha fazla yapılacak şey mutlaka vardır. Biz bir meselelere böyle de bakarız. Yani sorunun kendimizden kaynaklı kısmını görmeye çalışıyoruz. Daha fazlasını biz yapacağız demek ki birleştirmek için. Bir sonraki seçimlere öyle bakıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Burada şunu gördük. Türker Ertürk komutanımız bahsetti CHP'nin içerisindeki durumdan, tutumdan falan. Şunu gördük. CHP'ye şunu anlatmadığı sürece, halk hareketine şunu anlatmadığı sürece benim başka seçeneğim var, sana mecbur değilim, başka seçenek yaratırım, var olan başka seçenekleri değerlendiririm anlatmadığı sürece Atatürkçüleri çantada keklik görüyor ve şunu söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımız Çağdaş Engiz'e yaptığı görüşmede şöyle bir ifade kullandı. CHP, MHP, İşçi Partisi birliğinden bahsettik biz. TGB olarak böyle bir birlik sağlanması gerektiğinden bahsettik. Kürtlerin oyu ve şeylerin oyu, İslamcıların oyu diyor. Atatürkçüler çantada, keşke ama mesele Diyarbakır'da yaşayan emekçi bir insanın oyu olsa mesele oradan bakıldığında. Mesele şu oluyor. Kürtlerin oyu demek BDP'liyi razı etmek. BDP yönetimini kastediyorum. İslamcıların, dindarların oyu demek Fethullah Gülen'e güzel görünmek demek oradan bakıldığında. Gördüğümüz o. Atatürkçülerin oyunun çantada keklik olmadığını görecek ve buna göre hesap yapması gerekecek. Son olarak da şu Mustafa Kemal tavrı aynı zamanda şudur. İttihat Terakki Cemiyeti'ni hepimiz biliriz. 1908 devrimini yapmıştır. Atatürk de buranın içerisindedir. Hürriyet devrimidir. Türkiye tarihinde ciddi başarılar vardır. Cumhuriyet onun üzerine kuruludur. Ama o İttihat Terakki yozlaşınca o İttihat Terakki CHP'nin durumu benziyor. Daha 15 sene önce devrim yapmış bir kurum İttihat Terakki o zaman için. Yozlaşınca gidiyor Anadolu Verimli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kuruyor. Mustafa Kemal tavrı budur da aynı zamanda. Hiçbir şeye mecbur olmamaktır. Yenisini her zaman bulmaktır. CHP de o zaman birleşilebilir bir güç olacaktır diye düşünüyoruz biz. Burada da görev buralarda bizlere düşüyor. Ona mecbur olmadığımızı göstermekten geçiyor. Hatta şu kadarını da söyleyeyim. 22 Şubat'ta Türkiye Gençlik Birliği yerel seçimlere ilişkin politikasını net bir şekilde ifade edecek. Biz şunu destekliyoruz diye. Toplamda bir 15 belediye falan açıklayacağız. Böyle biz gençlik örgütü, siyasi parti değiliz. Her yerde yerel seçimlerde birini destekliyoruz durumuna girebileceğimiz bir durum maalesef oluşmadı. Keşke olursaydı, bir birlik sağlansaydı biz her yerde onu destekliyoruz deseydik. Bütün emeğimizi de harcasaydık. Yılmaz Büyükerşan gibi adaylar her yerde çıksaydı da destekleseydik keşke. Mustafa Akaydın gibi adaylar her yerde çıksaydı da destekleseydik keşke. Sivas'ta sağlanan birlik her yerde sağlansaydı keşke. Bize destekleseydik. Mustafa Zengin'i Maltepe'den aday gösterseydik keşke bize destekleseydik CHP. Biz CHP'nin şöyle bir derse de ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu adaylar için Mustafa Akaydın, Yılmaz Büyükerşan gibi adaylar için Türkiye Gençlik Birliği'nin Eskişehir ve Antalya örgütleri varın yolunu ortaya koyacak. Keşke bu diğer büyük şehirlerde de sağlanabilseydi biz gurur duyardık. Ama şunu göstermemiz gerektiği kanaatindeyiz. Biz iki hırsızdan birini tercih etmeyiz. Etmeyelim. Bizim önümüzde hırsızları aday olarak göstermesin. Biz iki Amerikancıdan birini tercih etmeyiz. Etmeyelim. Amerikancıları bizim önümüze tercih olarak koymasın. Biz yani Kadir Topbaş'ın ne kadar kötü bir belediyeci olduğu ortada. Yok tren yaptı, şu yaptı, bu yaptı da kendimizi kandırmayalım. 20 senedir burayı AKP yönetiyor, Refah Partisi yönetiyor. İstanbullular evlerinden çıkmaya çekiniyor şehrin gürültüsünden,
trafiğinden, tehlikesinden. Bu AKP'nin suçudur. Oraya 3-5 ay döşeyerek iyi belediyecilik yaptım diye iddia etmesin. Aynı dönemde metroya, metrobüse, raylı sisteme geçen diğer metropollere bir bakalım, bir de İstanbul'a bakalım ve öyle kıyaslayalım. İstanbul çok başarısızdır bu açıdan. Kadir Topbaş belediyeciliğinin karşısında AKP'nin yıkılmasını da isteriz ama başka bir hırsız, başka bir Amerikancı, başka bir Fethullahçı bizim için seçenek değildir. Hele hele CHP'nin disiplin kurulu kararı olan birisi bizim için seçenek değildir yolsuzluk yaptığına dair. Hele hele Amerika'ya defalarca gitmiş gelmiş birisi bizim için seçenek olmamalıdır. Bu durumları göz önünde bulundurursak CHP'nin bundan ders çıkaracağını ve buna göre tutup takınacağını ve bunun esas Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde belirleyici olacağını düşünüyoruz. Adalet için birlik çok doğru bir başlık olmuş. Türkiye işçi olarak her gördüğümüz yerde yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza gençliğe hitap eden ve Bursa'nın tutkundan aldığımız görevin gereği olarak yurtseverlerin hapislerde, zindanlarda değil, iktidarda olacağı bir Türkiye'yi kuracağımızın sözünü veriyoruz. Teşekkürler.